Hasan Karakaya. 11 Eylül 2001'den beri söylüyoruz. Yakan da yanar. Dünkü Akid'in birinci sayfasındaki başlığı, yani yaktılar, yandılar başlığını görünce yine Akid'in 12 Eylül 2001'deki başlığını hatırladım. İki kulelere saldırıdan sonraki başlığımız şöyleydi. Yakan da yanar. Evet, Dünyayı yakan Amerika nasıl ki 11 Eylül 2001'de yanmıştır, Afrika'nın 14 ülkesini hem sömüren hem de bölgeye ateşe veren Fransa ise 13 Kasım 2015 gününün Cuma gecesinde geniş şaplı bir saldırıya maruz kaldı ve 129 Fransız vatandaşını kaybetti. Hayır, kesinlikle sevinmiyorum ama itiraf edeyim, pek fazla üzülemiyorum da. Çünkü bu dünya etme bulma dünyasıdır. Ne edersen onu bulursun. Ne ekersen onu biçersin. Adalet eken adalet bulur, terör eken terör bulur. Dedik ya etme bulma dünyası bu. Fransa'da etti ve buldu. Kiminle savaşacaklar? Şimdi diyorlar ki bu bir savaş sebebidir. Herhalde hatırlarsınız 11 Eylül 2001'de ABD'deki ikiz kulelere saldırıdan birkaç saat sonra ABD Başkanı Bush oğlu Bush'ta aynısını söylemişti. Bu bir savaş sebebidir. Bu bir haçlı savaşıdır. Sonra ne oldu? Savaştılar. Özgürlük ve demokrasi getireceğiz diyerek Afganistan ve Irak'ı işgal ettiler. Kadınlara tecavüz ettiler. Binlerce insanı Ebu Gureb zindanlarına tıkıp işkencede bulundular. Binlerce insanı da katlettiler. Sonra ne oldu? Sonra o zindanlarda o işkence ve katliamlardan Daesh adlı terör örgütü doğdu. Aslında var ya Daesh denilen bu örgüt ABD ve İngiltere'nin çocuklarıdır. İşte o Daesh bugün Fransa'yı vurdu. 129 ölü, 99 ağır, 250 yaralı. Peki Daesh'in saldırısı üzerine bu bir savaş sebebidir diyen Fransa gerçekten savaş ilan ederse kime edecek? Bir ülkeye mi, bir terör örgütüne mi? Ama unutulmamalı ki bu savaşın sonunda ABD ve İngiltere'nin DAEŞ'i ürettiği gibi Fransa'da bir başka terör örgütünün tohumunu atar, onun filizlenmesine yol açabilir. O terör örgütü de bir gün gider bir başka ülkeyi vurur. O halde ne yapacaksın? Her şeyden önce adil olacaksın. Hep bana demeyeceksin, paylaşmasını bileceksin. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Antalya'daki G20 zirvesinde liderlere hitap ederken böyle dedi ya: Son terör eylemlerine şöyle bir baktığımız zaman. Acaba bu terör eylemlerinin temelinde veya sebepleri arasında dünya sermayesinin kıskançlığı olması söz konusu mudur? Fakirlik acaba buralara dayanıyor mu? İşsizlik acaba buralara dayanıyor mu? Dünyadaki sermaye çevresi, işveren çevreleri biraz daha ellerini açacak olurlarsa, öyle zannediyorum ki terörün dünyadaki belini birlikte kırabiliriz. Aynı zamanda dünyadaki fakirliği birlikte giderme imkanımız olabilir. Ben de işverenlere tavsiye ediyorum. Biraz az kazanın ve kazandıklarınızı özellikle dar gelirli insanlarla paylaşın. Ölçü ortada. Gerekirse az kazanın ama kazancınızı dar gelirlilerle paylaşın. Aslında var ya, dünya liderleri Erdoğan'ın bu sözlerine kulak vermiş olsaydı, ne terörist saldırılar olurdu ne de kan ve gözyaşı. Bilmem hatırlar mısınız, henüz Suriye'de iç savaş başlamamıştı, yanılmıyorsam 2011 yılıydı. Erdoğan diyordu ki Kudüs yanarsa Orta Doğu yanar, Kudüs yanarsa dünya yanar, Kudüs ağlarsa İstanbul ağlar, Gazze üzülürse İstanbul üzülür. Kudüs'teki yangın söndürülmeden ne Orta Doğu'ya barış ve huzur gelir ne dünyaya. Yangın dünyaya sıçramadan Kudüs'teki yangın söndürülmelidir. Ben de o günlerde demiştim ki Kudüs elbette sembol bir şehir. Orası Müslümanların ilk kıblesine ve Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Erdoğan demek istiyor ki bir İslam şehrini, bir İslam ülkesini yakarsanız sizin şehirleriniz, sizin ülkeleriniz de yanar. O halde işgallere, zulümlere, cinayetlere ve tecavüzlere son verin. Aksi halde yakan da yanar. Öyle olmadı mı? 11 Eylül 2001'de Amerika, 13 Kasım 2015'te de Fransa yanmadı mı? Fransa'daki 7 ayrı saldırı konusunda yazacak çok şey var. Ama özetleyecek olursak, Fransa'da 7 ayrı saldırı oldu. 129 kişi öldü, 250 kişi yaralandı ve hemen ardından olağanüstü hal ilan edildi. Havaalanları kapatıldı, Paris'e giriş yasaklandı. İnternet erişimi kısıtlandı, haberleşme zorlaştırıldı. Ama hiçbir Fransız vatandaşı Türkiye'deki geze zekalılar gibi sızlanıp özgürlüğe darbe Özgürlüğümüz kısıtlanıyor demedi. Saldırıların üzerinden henüz 10 dakika bile geçmeden bir Fransız siyasetçi ortaya çıkıp da katil Holland, katil sosyalistler diye bağırmadı. 102 kişinin öldüğü Ankara Garı'ndaki patlamanın üzerinden 10 dakika geçmeden katil Erdoğan, katil AK Parti diye bağıran paralel besleme ahmaklara kapak olsun. Ne ilginç değil mi? Ankara'daki canlı bomba saldırısı üzerine hemen MIT suçlanmıştı. Ama nasıl haberler olmaz, burada bir istihbarat zafiyeti var diye böğüren aptallara karşılık Paris'teki 7 ayrı saldırıyla ilgili bir tek Fransız çıkıp da hadi birini ikisini atladılar, yedisini birden nasıl atlarlar diye sormadı iyi mi? Merak ediyorum onlar mı ülkelerine Fransız yoksa bizdeki gerzekler mi Türkiye'ye Fransız? Ankara'daki patlama esnasında Amerikan CNN ve İngiliz BBC hemen Türkiye'nin desteklediği IŞİD demeye başlamışlardı. Ama aynı IŞİD Paris'te ortaya çıkınca aynı CNN ve BBC bu defa Fransa'nın karşısında olduğu IŞİD demeye başladılar. İyi mi? Boros buluk parayla değil ya. Paris'teki saldırıların geniş ve derin bir analizi elbette yapılacak. Terör niye Fransa'yı hedef aldığı kadar, Fransa bu saldırıyı hak edecek ne yaptı sorusu da masaya yatırılacak ve bu soruya elbette cevap aranacak. Ama dünkü akitte teröre davetiyenin bir fotoğrafı vardı. Sizlerin de gördüğü gibi. Fransa Cumhurbaşkanı Holland, terör örgütü YPG'nin kadın savunma birlikleri YPJ'nin komutanı Nesrin Abdullah ve PYD'nin eş başkanı Asya Abdullah'ı sarayında ağırlamış, fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmıştı. Sadece bu da değil, sen terör örgütü PYD'nin yöneticilerini sarayda ağırlarsan, sen Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve başına 4 milyon lira ödül koyduğu KCK üyesi Zübeyir Aydar'a meclisini açarsan, yani teröre destek verirsen bunun bedelini ödersin. En başta dedik ya, ne ekersen onu biçersin. Bi Kaldı ki tek örnek Holland'da değil. Bu Fransızların bir de madamları vardı. Malum Türkiye 30 yıl boyunca PKK terörüyle mücadele etti. Bazı rakamlara göre 300 milyar dolarını, bazı rakamlara göre de 500 milyar dolarını terörle mücadele için harcadı. Hadi para bir yana bu ülke Türk ve Kürt olarak 40-50 bin insanını kaybetti. Ama buna rağmen hala terörle mücadelesine devam ediyor. Peki Türkiye'yi terörle mücadelesinde yalnız bırakan kimdi? Bırakın Türkiye'nin yalnız bırakılmasını, PKK'ya silah ve strateji desteği veren bu Fransa, bu Almanya, bu Avrupa ve bu Amerika değil miydi? Dahası Kasım 1998'de Abdullah Öcalan'ın kalbimde çok özel bir yeri var dediği için PKK'lıların annesi olarak anılmaya başlanan Daniel Mitterrand adlı kadın Fransa eski devlet başkanı François Mitterrand'ın dul eşi değil miydi? Bu Madam PKK'ya en büyük desteği vermedi mi? Demek istiyorum ki Batı hiç de sütten çıkmış ak kaşık değil. Hiç düşünmediler ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi terörün dini, dili, kimliği ve etnik kökeni olmaz. Terör örgütleri kendilerine hangi sıfatı takarlarsa taksınlar cani, canidir. Terörist teröristtir. Ama Batı ne yaptı? Terörle mücadele için işbirliği ve elbirliği yapmak ve terörün zararlarını konuşmak yerine hep terör örgütünün kimliğiyle ilgilendiler. Yok El-Kaide'ymiş, yok Daesh veya Boko Haram. Oysa sıfatlar yerine terörün kendisini konuşsalardı, anlarlardı ki Türkiye'deki saldırılarla Paris'teki saldırılar kesinlikle birbirlerinden bağımsız değildir. Hele hele Paris'teki saldırıların Antalya'daki G20 zirvesi öncesine meydana gelmesi hiç de tesadüfi değildir. 2011'de ne diyordu Erdoğan? Kudüs'teki yangın söndürülmeden ne Orta Doğu'ya barış ve husur gelir ne de dünyaya. Yangın dünyaya sıçramadan Kudüs'teki yangın söndürülmelidir. Peki Haçlı-Siyonist ittifağı Erdoğan'ın bu uyarısına kulak astı mı? Nerede? Kudüs'teki yangını söndürmek yerine 2011 yılında Esed'i kışkırtıp Suriye'yi ateşe verdiler iyi mi? İşte neticesi. Yaktılar, yandılar. Demek oluyor ki yanmak istemiyorsan yakmayacaksın. Acaba ders aldılar mı? Hepinize selam ve saygılarımızla. Hasan Karakaya, 11 Eylül 2001'den beri söylüyoruz, yakan da yanar.